Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Zaten epey bir süredir devam ediyorduk. 4. hakikatteyiz artık. 4. hakikatin de 3 paragrafını konuştuk. Yani bütününü de bir kez okumuş olduk o sırada. Fakat tefekkürümüz sürecek. Bugün, yarın, belki öbürsü günde bir miktar daha bu 4. hakikati tefekkür edeceğiz. Bir parça daha hacimli bir metin çünkü. Hemen yine en başa bir dönelim. Hep yaptığımız gibi Haşir Risalesi'nin başındaki güzel adımımızı hatırlayalım. Biz bu söze nasıl başladık? Nasıl güzel bir adımla başladık? Onu bir tahattür edelim. Ondan sonra da inşallah hakikatimize konuşup tefekkür etmeye çalışalım. Lütuf, kerem, inayet Allah'tan. Efendim, 10. sözümüz, Namı Diğerle Haşir bahsimiz, Haşir Risalemiz 2 ayet-i kerime ile başlıyor. Bunlardan birincisi Bismillahirrahmanirrahim. İkincisi ise Estağfirullah. Fenzur ila asar rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike le muhil mevta ve hu ala külli şeyin kadir ayeti. Bu ayet Rum suresinin 50. ayeti. Kısa bir meali de şöyle: şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetiydi. Tekrar aklımızda kalması için tekrar ediyorum. Evet, ayet-i kerime daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile bize şunu hissettiriyor demiştik. Bahar haşrin delilidir. Neden? Çünkü haşir kanununun bir ucudur. Bu dünyadaki bir ucudur, bir tezahürüdür, bir tekrarıdır. Biz nasıl kütle çekim kanununa, dünyadaki yer çekimi kanunu ile iman ediyoruz? Kendi manzume-i şemsiyemizdeki, yani güneş sistemimizdeki o çekim yasası ilişkisiyle, güneşin diğer gezegenlerle ilişkisi, gezegenlerin birbirleriyle ilişkisi üzerinden iman ediyoruz. Diyoruz ki bu yasa burada etkinse uzayın diğer köşelerinde de etkindir diyoruz. Orada da geçerlidir diyoruz. Bunun gibi de nasıl ölülerin diriltilmesi hakikati baharda caridir, geçerlidir. O yasanın bu dünyadaki bir tezahürüdür bu. O zaman bu yasa illaki bizim ölülerimiz üzerinde de geçerli olacaktır. Yani ölülerin dirilmesi hakikati bütün kainatta cari olan bir kanundur. Bu perspektiften bakarsak, işte Rum suresinin 50. ayette bize bu gördüğümüz tezahürün birbirinden kopuk yaratılışlar değil, birbirinden kopuk oluşlar değil, bir kanunun parçası olan, bir kanunun nizamına ittiba etmiş oluşlar olduğunu gösteriyor, haber veriyor, uyarıyor. Elbette burada ayet-i kerimenin yaptığı başka çok uyarılar var. Mesela kainata rahmet eseri olarak bakmanın, Allah'ın rahmet eseri olarak bakmanın böyle bir uyanışı sağlayacağı söyleniyor. Bu önemli bir şey. Rahmetin baharı muktazi açısından, kudretin de imkan açısından açıkladığı söyleniyor. Çünkü onu yapan bunu da yapacaktır diyor. Her şey hakkıyla kadirdir. Baharda gördünüz kudretinin sonsuzluğunu. Hadi ona deyin ki sen haşrı yapamazsın. Böyle bir şey hakkınız var mı? Baharda 100 bin tür, 1 milyon tür, 10 milyon tür belki diriliyor. Tekrar hayata döndürülüyor. İnsanın haşrı sadece bir türün haşrı. Baharda diriltilenlerin sayısına bakın. İnsanın Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar, kıyamete kadar yaşayanların sayısına bakın. Yani o rakam bile birinde küçüklük, diğerinde büyüklük. İnsanın sayısı ne ki? Bir senede haşrolan sinek sayısı insan sayısından, o gelmiş geçmiş bütün insanlığın sayısından fazla. Evet, rahmet de bize
iktizası yönünden açıklıyor dedik. Yani baharı ne gerektiriyor ki Cenab-ı Hak bunu tekrar tekrar yapıyor? Tekrar tekrar varlıkları hayata, oluşa çağırıyor, küne çağırıyor. Neden böyle yapıyor? Rahmeti onu iktiza ettiği için, ikram etmek istediği için, şan-ı rububiyetinde bağışlamak olduğu için bunu yapıyor. Şan-ı rububiyeti böyle olan bir Allah elbette insan neslini de, insan türünü de bir daha geri dönmemek üzere hiçliğe yollamaz. İlla ki onları da tekrar hayata çağırmakla sevindirir, lütfeder, kerem eder. Evet, ayet-i kerimin hatırlattıkları bunlardı. Tekrar tekrar hatırlatıyorum ama mesaimiz bu yani. Asıl yaptığımız bu. Haşr Risalesi'nin bir de bize öğrettiği bu. O yüzden ayet atfımızı yaptık. Efendim, dördüncü hakikatte Bâb-ucud ve Cemal'dir. İsmi Cevat ve Cemil'in cilvesidir. Kapısından giriyoruz içeriye. Bâb-ucud ve Cemal zaten cömertlik ve güzelliğin kapısıdır demek. Bâb kapı demek. İsmi Cevat ve Cemil'in cilvesidir de, yani bunun yansımalarını okuyacağız. Bunun görüntülerini, tezahürlerini kainattan tefekkür edeceğiz. Cevat ne demek? Cömertlik. Cemil ne demek? Yine güzellik demek. Yani dördüncü hakikat, o ayet-i kerimedeki işte şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, o her şeye hakkıyla kadirdir. O ayet-i kerimenin başıyla sonunu düşünün. Oradaki rahmetin ve kudretin yerine, yani Rahman ve Kadir isimlerinin yerine Cevat ve Cemil isimlerini koyacak. Orada gördüğümüz hayata dönüş hakikatinin yerine de cömertlik ve güzellik hakikatlerini koyacak. Oradan bize bir okuma yaptıracak. Bu gözle bakarsak bu hakikatin hakkını tam vermiş oluruz. Bunu hep söylüyorum. Bu da tekrar ettiğim şeylerden ama hakikatler böyle bakılırsa arkadaşlar o sistemini bizde inşa eder. Yani bu bir kapı, bu bir perspektif, bu bir formülizasyon. Bunu kuşanırsanız buradan hisseniz ziyade olur. Yoksa nereye gittiğinizi, nereden başlayıp nereye varacağınızı tam kestirememiş olursunuz. Ayet-i Kerime'yi anmak ve bu hakikatlerin başındaki cümlelerin ne anlattığını hatırlamak o açıdan önemli geliyor bana. Bu yüzden sizi sıkacak seviyede bunları tekrar ediyorum, kusuruma bakmayın. Evet, dördüncü hakikati bir yine baştan sona okuyalım. Ondan sonra tefekkür ettiğimiz üç paragrafı atlayarak dördüncü paragraftan itibaren konuşmaya çalışalım. Tabii benim dilim yine sürçmeye başladı. Ben bir su içeyim. Bismillah. Elhamdülillah. Dördüncü hakikat. Bâb-ı cud ve cemaldir. İsmi Cevat ve Cemil'in cilvesidir. Bâb-ı cud ve cemaldir. İsmi Cevat ve Cemil'in cilvesidir. Gözlüğümüz ne? Cud, cömertlik ve cemal, güzellik. Gözlüğümüz ne? İsmi Cevat, Cenab-ı Hakk'ın cömertliği, yani onu anlatan ismi ve Cemil, yani cemalini, güzelliğini anlatan ismi. Gözlüğümüzün iki camı var, iki camı da bunlar. Hiç mümkün müdür ki, nihayetsiz cud ve sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek, ay ile güneşi lamba yapmak, yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek matumatın en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak. Böyle görebilmek, yaratan değil de nakleden sadece, ya da ikisi beraber naklediliyor. Nimet tasıyla veriliyor, size şerbeti veren bardağıyla beraber veriyor gibi gibi. Meyveler de, ağaçlar da öyle. Meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdid etmek, hadsiz bir cud ve sehaveti gösterir. Böyle nihayetsiz bir cud ve sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur,
bir dar ziyafet ve mahalli-i saadet ister. Hem kat'i ister ki o ziyafetten telezzüz edenler o mahalli-i saadette devam etsinler, ebedi kalsınlar. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Bu cümleyi tekrar okuyorum. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Öyle sehavet elem çektirmek istemez. Demek ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçları ister. Çünkü nihayetsiz cud ve seha nihayetsiz ihsan etmek ister, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise nihayetsiz minnettarlık, nimetlenmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Ta daimi tenaumla o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Yoksa zeval ile acılaşan cüz'i bir telezzüz, kısacık bir zamanda öyle bir cud-u sehanın muktezasıyla kabili tevfik değildir. Hem dahi meşheri sanat-ı ilahi olan aktar-ı alem sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat-ı Rabbaniye'ye dikkat et. Mehasin-i rububiyetin dellalları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Nasıl müttefikan Sani-i Zülcelal'in kusursuz kemalatını, harika sanatlarını teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzar-ı dikkati celbediyorlar. Burada bir haşiyemiz var, yani bir açıklama notu, bir dipnot, ona bakalım. Haşiye 1, evet. Kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta gayet münakkaş, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve. Elbette gayet sanatperver, mucizekar ve hikmettar bir saniin mehasini sanatını zişura okutturan bir ilannamedir. İşte nebatata hayvanatı dahi kıyas et. Hani bir süsü bir yere tuttururken ne yaparsınız? O süsün arkasında o tutturan detayı inceleştirirsiniz, görünmez yapmaya çalışırsınız. Yani göze batmasın, sadece o süsün güzelliği görünsün. Mesela bant yaparsınız, bandın arkası önlü yapışkanlı olur, küçük tutarsınız ki tam tutsun böyle ama kendisi de gözükmesin. İnce bir iğneyle takarsınız ki iğne gözükmesin ama çiçek gözüksün veya işte o aslanın süs neyse gözüksün. Çiçeklerin de hali ona benziyor diyor. Yani o daldan çiçeğe uzanan kısmı düşünün, o kadar inceliyor ki orada mısın? Ağacın gövdesi ne kadar kalın. İnsan sarılamıyor bazen, öyle büyük ağaçlar var. Bazen 5-10 insan ancak sarıyor, öyle ağaçlar var. Yüce maşallah, yani öyle büyük çınarlar var veya başka türden ağaçlar var. Yıllar geçmiş ormanlarda. Ama çiçeğine geldiğiniz zaman incecik bir dalla böyle tutulmuş. Sanki o güzellik gözünüz gözüksün ama onun takıldığı şey çok nazara batmasın. Gibi sanki öyle işte o süsteki insanın gözettiği şey ağaçta da gözetilmiş gibi. Üstad burada sanki ona bir çağrışım yapıyor. Ucundaki tel gibi incecik bir sapta meyve münak... Ucundaki tel gibi incecik bir sapta gayet münakkaş, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve, elbette gayet sanatperver, mucizekar, hikmettar bir saniin mehasini sanatını zişura okutturan bir ilannamedir. İşte nebatatı hayvanatı dahi kıyas et. Nasıl kıyas edeceğiz hayvanatı? Bunu bir düşünelim. Oraya geldiğimizde. Demek, metne geri dönüyoruz. Ana metne. Demek bu alemin saniyinin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli, kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici, maşallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister.
O ise takdir ve istihsan edicilerin devamı vücudunu ister. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sükut eder. Bir daha okuyorum bu cümleyi. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sükut eder. Yine bir haşiyemiz var, yani bir açıklama notu, bir dipnot. Bakalım. Haşiye 2. Evet, durub-ı emsaldendir ki bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş adi bir adamı huzurundan tard eder, yani kovar. O adam kendini teselli vermek için tüh ne kadar çirkinmiş der, o güzelin güzelliğini nefyeder. Hem bir vakit bir ayı gayet tatlı bir üzüm asması altına girer, üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez, asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla ekşidir der, gümler gider. Hani kedi uzanamadığı ciğere mındar dermiş, onun ayıcası burada var, onu anlattı Üstad Hazretleri. Bir de işte bir güzelden iltifat görmeyen adi bir adamın o güzele düşmanlığını anlattı. Evet, bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sükut eder. Hem dahi kainatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat, ışık güneşi bildirdiği gibi misilsiz manevi bir cemalin mehasinini bildirir ve nazirsiz hafi bir hüsnün letaifini işar ediyor. O münezzeh hüsn, o mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belki her isimde çok gizli defineler bulunduğuna işaret eder. Yine bir haşiyemiz var. Bakalım. Ayna misal mevcudatın birbiri arkasında zeval ve fenalarıyla beraber arkalarından gelenlerin üstünde ve yüzlerinde aynı hüsn ve cemalin cilvesinin bulunması gösterir ki cemal onların değil. Belki o cemaller bir hüsn-ü münezzeh ve bir cemal-i mukaddesin ayatı ve emeratıdır. Metnimize geri dönüyoruz. İşte şu derece âli, nazirsiz, gizli bir cemal ise kendi mehasinini bir mir'atta görmek ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zişur ve müştak bir aynede müşahede etmek istediği gibi başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Bak, burayı bir daha okuyayım. Başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Biz ne iş yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın başkalarının nazarıyla da görmek istediği cemaline aynelik yapıyoruz. Bizim görüşümüz aslında Cenab-ı Hakk'a bir aynalık. Peki kafir ne yapmış oluyor? Ateist ne yapmış oluyor? Deist ne yapmış oluyor diyelim. Hani o hakkıyla imanı kuşanamamış kişi ne yapmış oluyor? Cenab-ı Hakk'ın kendisini göstersin diye yarattığı aynayı kırmış oluyor, bozmuş oluyor, lekelendirmiş oluyor. Yani bu hikmetsizlik, bu hikmetini eda edememek bir ceza istemez mi? Mutlaka ister. Evet. Metne devam ediyoruz arkadaşlar. Demek iki veçh ile kendi cemaline bakmak. Biri, her biri başka başka renkte olan aynelerde bizzat müşahede etmek. Diğeri, müştak olan seyirci ve mütehayyir olan istihsancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister. Demek hüsn ve cemal görmek ve görünmek ister. Demek hüsn ve cemal görmek ve görünmek ister. Değil mi? Küçücük çocukta bile. Benim kız yeğenim var, Yusra Hazır, Allah ömür versin. Mesela fotoğrafını çekeceğim zaman böyle hemen böyle yapıyor, bir şeyler yapıyor falan, böyle pozlar veriyor. Yani küçücük kız çocuğu, o bile görmek, görünmek istemek şeyini biliyor yani. İçinde Cenab-ı Hak kendisinin marifetine erişebilmemiz için koyduğu numuneciklerden, ki bugün mesela
sosyal medya çağında herkes görünmek, bilinmek istiyor. Artık medyayı da açtık. Sosyal medyada herkesin böyle akın akın kendisi hakkında bilgi paylaştığı bir alan oluşturduk. Bu alan bunun ispatı. Demek hüsn ve cemal görmek ve görünmek ister. Her güzellik sahibi kendini göstermek istiyor. Görmek ve görünmek ise müştak seyirci, mütehayyir istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsn ve cemal ebedi sermediği olduğundan müştakların devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal ise zail bir müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyleder. Çünkü hodgam insan, yani bencil insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi yetişmediği şeye de zıttır. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir, Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Bunu yeri geldiğinde detaylı konuşacağız. Daha oraya gelmedik metin olarak. Madem o nihayet sehavet, cud ve o misilsiz cemal, hüsün, o kusursuz kemalat, ebedi müteşekkirleri, müştakları, müstahsinleri iktiza ederler. Halbuki şu misafirhaneyi dünyada görüyoruz. Herkes çabuk gidip kayboluyor. O sehavetin ihsanını ancak az bir parça tadar. İştihası açılır fakat yemez, gider. O cemal, o kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir anda bakıp doymadan gider. Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor. Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor. Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor. Elhasıl nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Sani Zülcelaline kat'i delalet eder, Sani Zülcelalinde sıfat ve esma-i kutsiyesi dar-ı ahirete delalet eder ve gösterir ve ister. Burada dedik ya, işte bu cümleyle dördüncü hakikat bitti. Ama bu cümle Bediüzzaman'ın metnin içine yerleştirdiği suretler, işaretler, hakikatler boyunca yapılan şeyin formülizasyonu. Yani burada biz ne yaptık? Ne yapıyoruz? Nasıl bir okuma gerçekleştiriyoruz? Cevabı işte burada. Nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Sani Zülcelaline kat'i delalet eder, Sani Zülcelal'in de sıfat ve esma-i kutsiyesi dar-ı ahirete delalet eder ve gösterir ve ister. Biz baştan beri hep bu okumayı yaptık. Kainata baktık. Oradaki bir fiili, bir tezahürü, bir tecelliyi gördük. Ondaki genişliğe baktık sonra. Yani bir kişideki ihsanı gördük belki. Oradan bütün varlığa olan ihsana baktık. Farklı farklı türlerini, renklerini, boyutlarını konuştuk. Oradan Allah'a çıktık. Yani bunlar oluyorsa kainatta bunları bir yapan vardır. Fiil varsa fail vardır, eser varsa müessir vardır. Masa varsa marangoz vardır gibi bir çıkarımla bu sefer kainattan Allah'a vardık. Dedik ki bunları böyle yapan sensin ya Rabbi. Elbette senin layık olduğun bu sıfatlarla bunlar oluyor dedik. Bu çıkışı başardıktan sonra ne oldu? Dedik ki eğer Allah böyle bir Allah'sa ki böyle bir Allah, bizim güzel Allah'ımız, güzel Rabbimiz, yüce Sani Zülcelal'imiz, madem öyle bir Allah, öyle bir Allah da bu kainatla yetinmez dedik. Öyle bir Allah bu kadarcıkla, ne diyelim, razı gelmez dedik. Ya cenneti ve cehennemi de yaratır. Burada tattırdıklarını, düşündürdüklerini, hissettirdiklerini, sezdirdiklerini orada tas tamam yaşatır. Azap olarak da, rahmet olarak da. Diğer perspektiflerden de mesela kainattaki adaleti gördük, geniş tecellisine baktık, adil olan Allah'a vardık. Dedik ki
Allah böyle bir Allah'sa, ki böyle bir Allah, nihayetsiz bir adalet sahibi, bir ölçü sahibi, bir mizan sahibi, öyle bir Allah insandaki bu adaletsizliklere, bu zalimin zulmüyle, mazlumu mazlumiyetiyle gidişlere, bu insanın başı bozukluğuna razı gelmez. Bunun mutlaka bir bedeli olacaktır. Bu adaletin yarımlığı dünyadaki bir yerde tamamlanacaktır dedik. Yine öyle de ahirete delili bulduk buradan. İşte bu cümlenin açılımı. Nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Saniye Zülcelal'ine kat'i delalet eder, Saniye Zülcelal'inde sıfat ve esma-i kutsiyesi dar-ı ahirete delalet eder ve gösterir ve ister. Bu aynı zamanda Bismillahirrahmanirrahim'in de ta kendisi. Bir açıdan Allahu alem kaydıyla söyleyelim. Nasıl? Bakın Bismillahirrahmanirrahim'de biz ne var dedik? 14. Leman'ın 2. makamı derslerimizde bunu çokça konuştuk. İzleyenler hatırlayacaklar. Metne aşina olanlar zaten metinden hatırlayacaklar. Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetinde en cüz'i tecellisini gördüğümüz şeyler var. Sonra rahmaniyette bütün küreye arza yansımasını gördüğümüz şeyler var. Yani genişleyen şeyler var. Bu ikisi bizi Allah'ın alemin yöneticisi olduğuna, yani uluhiyetine götürüyor. Bismillah, Rahman, Rahim. Rahim'den alıyoruz biz burada mesela. En küçük dairedeki bir tecelliye bakıyoruz. Bir insanın ihsana mazhar olması. İhsanı gördük orada. Kuşatabileceğimiz diyecektim az kalsın. Kuşatabileceğimiz küçük bir pencerede bunu gördük. Belki bizzat kendi tecrübemizde gördük. Yani kendimiz bir ihsana mazhar olarak, belki enfüsi tefekkür yaparak, üzerimizdeki ihsan, ikram, kerem tecellilerini okuyarak bu şeye uyandık. Ya birisi beni gözetiyor, ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ben sanki bu dünyada başıboş değilim. Kendim yaratıyor değilim de zaten bunları. Bana bunlar veriliyor falan, o fikre vardın mı? Ondan biraz resmi büyüt bakalım. Sadece sana mı böyle oluyor, yoksa her şeye mi böyle oluyor? Oradan tefekkürümüz genişliyor, bakıyoruz. Ya sadece biz değiliz. Bir cümle hayvanat da böyle, nebatat da böyle, yani bitkiler de böyle. Oradan çıkıyorsun, varlık da böyle. Onların içinde de böyle farklı farklı tezahürleri var bunun. Mesela benim rızkım bir şekil veriliyor, bitkinin rızkı başka bir şekil veriliyor. Arının rızkı başka bir şekil veriliyor, kelebeğin rızkı başka bir şekil veriliyor. Yani onda da katmanlılık var. O genişliği gördük, oradan o rahmetin vüsatini bir derece anladık. Oradan nereye varıyoruz? Ya bunları yapan ancak Allah olabilir yani. Sonsuz bir kudret sahibi olabilir. Bak, rahimiyetten rahmaniyete çıktık, oradan Allah'a çıktık. Ne diyordu 14. Leman'ın 2. makamında? İnsani arş diye bir şeyden bahsediyordu değil mi? Şimdi sizi biraz yoracağım ama oraya da bir gidelim yahu. Madem bu kadar bahsettik. Evet. Demek Bismillahirrahmanirrahim, sayfeyi alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Ama çok aşağıdan başladım. Bir yukarıdan okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri, kainatın heyeti mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küreye arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki, bak insana indik, insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i ref'et ve dekaik-i, az önce yanlış okudum,
İnsanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfeyi alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüshay-ı musaggarası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Bak ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. İşte onun bir ne diyelim sahaya dökülmüş pratiği Haşir Risalesi'dir. Ondan bir tanesi de bizim okuduğumuz ve düşüneceğimiz şimdi hakkında konuşacağımız dördüncü hakikattir. O da bunu söylüyor çünkü. Onu göreceksin, genişe çıkacaksın, Allah'ı bulacaksın. Allah'ı buldun mu, o marifete eriştin mi? Ondan da haşre iman edebilirsin, çok delillerini orada göreceksin diye bize öğretiyor. Evet, vaktimiz var. Dönüyoruz dördüncü hakikate tekrar. Dördüncü paragraftan devam ediyoruz. Tefekkür etmediğimiz kısımdan. Üç paragrafı okumuştuk diye hatırlıyorum çünkü. Evet. Hem dahi meşheri sanat-ı ilahiye olan aktar-ı alem sergilerine bak. Hem dahi meşheri sanat-ı ilahiye yani Cenab-ı Hakk'ın sanatının sergisi, meşher, sergi demek. Meşher-i sanat-ı ilahi olan aktar-ı alem, yani alemin aktarı, dört bir yanı, kısımları gibi bir manası var. Sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat-ı Rabbaniye'ye dikkat et. İlanat, ilanın çoğulu. Demek ki nebatat ve hayvanatın ellerinde Allah'ın Rabbaniliğinin veya Allah'ın marifetinin ilanları varmış. Allah Allah nasıl? Mehasin-i rububiyetin dellalları olan Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin güzelliklerinin dellalları, tellalları yani çağrıcıları, davetçileri, duyurucuları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Peygamberlere ve Allah dostlarına kulak ver. Nasıl müttefikan, ittifakla, birleşerek, hep beraber Sani-i Zülcelal'in celal sahibi sanatla yaratan Allah'ın kusursuz kemalatını harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzarı dikkati celbediyorlar. Arkadaşlar bu, ne diyelim biz buna? Biz buna El-Hadi isminin Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de El-Hadi. Ne demek? Hidayeti çağıran demek. Doğru yolu gösteren demek. Cenab-ı Hak kullarını, sadece kullarının bütün varlığı aslında doğru yola hidayet ediyor. Uyandırıyor, sevk ediyor, gösteriyor, irşad ediyor. Cenab-ı Hak bunu her şeye, hepimize, her an yapıyor. Nasıl? Mesela arı nerelerden, ne mesafelerden çiçeği buluyor? Buldu. Onu bir de kovanına tarif ediyor geldiğinde. Bak diyor şöyle şöyle gideceksin, böyle böyle gideceksin, şurada çiçekler var diyor. Bak, bulduruluyor, hem de göstertiyor. Hem kendisi hidayete mazhar oluyor. Yani ne diyelim, hidayete eriyor kendisi. Arı hidayete eriyor çiçeği bulmakla. Hem de gidip başkalarına irşad ediyor. Onların hidayetine vesile oluyor. Mehdisi oluyor onların yani. Tezahür ediyor. Güvercin, ta nerelerden bırakıyorsun, yuvasını buluyor. Onun gibi balıklarda da var bunun temsilcisi mesela. Sazan balığı mıydı? Hangi balıktı böyle doğduğu yere geri göçüyor, akıntının tersine yüzerek. Görmüşsünüzdür, ayılar böyle avlıyorlar nehrin başında, bekliyor ayı, ağzını açıyor. Fişt, balık gelirken hop yakalıyor falan. Ayılara da kolay bir beslenme oluyor. Yılın bir zamanı o balıklar akıntının tersine yüzerek doğdukları yere gidiyorlar, oraya yumurtluyorlar. Böyle bir süreç yaşıyorlar. Kelebeklerde de var bu. Kelebeklerin de bir türü var.
Üç nesil göç ediyor. Dördüncü nesil doğduğu yere geri dönüyor. Ne kelebeğiydi o, Allah'ım unuttum ismini de. Geri dönüyor. Orada tekrar yumurtluyor. Ya da işte yavruluyor, nasıl oluyor onlarınki bilmiyorum. Yani o bir döngü içinde o yolculuk devam ediyor. Üç nesil göç ediyor, dördüncü nesil geri dönüyor. Üç nesil göç ediyor, dördüncü nesil geri dönüyor. Bunun gibi varlıkta hep böyle Cenab-ı Hak bunu yerleştirmiş her türün içine. Ben şimdi balıktakini söyledim, kuştakini söyledim, böcektekileri söyledim birkaç tane. Ama benim de bilmediğim belki neler var bu şekilde, aynı bu yöntemle olan, buna benzer olan ya da hidayetler var. Bu hidayetin bir katmanı. Ya onun dışında ne hidayetler var? Mesela bir hayvan rahatsızlanıyor. O rahatsızlığı ne giderecek bitkiler içinde? Allah hidayet ediyor. O bitkiyi gidiyor, yiyor. O bitki sayesinde iyileşiyor. Böyle şeyler var. Mesela köpekler zehirlendi mi gidiyorlar. Dağda bir ot var işte, onu yiyorlar veya bozkırda. Kusuyorlar. O mideleri o zehirden temizlenmiş oluyor. Yani böyle şeyler siz de görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur veya şahit olmuşsunuzdur zaten. Bunlar hep hidayet. Bak varlık nasıl açıklıyor şeyler, sekülerler, seküler bilim adamlar. İşte içgüdüleriyle falan, binlerce yıllık işte evrimle falan bu bitkinin iyi geldiğini öğrendi. Ya nasıl öğrendi? Neyle öğrendi? Nerede sınadı da öğrendi? Biz torununa nasıl aktarıyor bu bilgiyi? Bir sonraki nesle nasıl aktarıyor? Bak ben oğlum ot yemiştim bir keresinde böyle zehirlenince. Benim büyük büyük dedem yemiş bir keresinde öyle bir zehirden sonra. Ot çok iyi gelmiş, sen de ye. Böyle mi anlatıyor yani? Yok. Diyorlar işte o genlerde geliyor o bilgi falan. Yani hep kaçamaklar. Daha güzeli, daha doğrusu onlar hidayet ediliyor arkadaş. Cenab-ı Hak onları hidayet ediyor. Bu sizin böyle içgüdünüzden daha mı şey, imkansız bir şey yani? İçgüdü diyorsun, salladım bir içgüdü diye bir şey oluşturdum. Onu da formülize edebildiğin yok. Yani böyle matematiksel bir şey değil o senin içinde. Yani salladım içgüdüye, tamam tuttu bir şey. Bir isim verdim, açıkladığımı sandım. Diyor üstad, bir nam verir sanki o namla bilindiğini sanır diyor. İçgüdü dedim, açıkladım. Ben de Allah'ın hidayetiyle açıkladım. Benimki daha açıklayıcı geliyor bana. Çünkü içgüdünün arkasında bir ilim, bir irade, bir kudret yok. Ama el-hadi olan Allah'ın nihayetsiz ilmi, iradesi, kudreti var. Bunları açıklayabilecek background'a sahip. Ama diğerinde o background yok. İçgüdü. Evet efendim, hidayet üzerine konuşuyorduk. Şimdi bitkilerde de varmış bu, hayvanatta da varmış bu. Bir de insana geliyoruz, insanda da enbiya, evliya varmış. Onlar da aynı fonksiyonu görüyorlar. Nasıl arı gidiyor çiçeği buluyor sonra gelip kovanını anlatıyor. Peygamberler de bize Cenab-ı Hakk'ın vahiyiyle hidayeti bulduktan sonra gelip anlatıyorlar. Allah dostları da öyle. Makamı irşada nasıl çıkıyorlar? Gidiyor, kemale erişiyor. Allah ona hakikatlerin perdesini açıyor. O zaman geliyor irşad etmeye. Hani ballar balını bulup ondan sonra o balı insanlara da anlatıyor. Yunus, Derviş Yunus'un hazretlerinin tabiriyle. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyor ya. Onun gibi o bir ballar balı buluyor, ondan sonra gelip onu anlatıyor. Bakın bakın böyle böyle ballar var, böyle böyle güzellikler var, siz de gelin. Aynı arı gibi. Onlar da bize bunu anlatıyorlar. İşte bu da onu söylüyor bize. Hem dahi meşheri sanat-ı ilahi olan aktar-ı alem sergilerine bak. Ya şu aleme bir sergi gözüyle bak ya. Bu kadar güzellik. Yani bunları şey yapma, hikmetsizliğe atma. Bunlar sanki özellikle serilmişler. Birileri baksın, birisi görsün, birisi güzele yorsun, birisi arkasına gitsin. Orada ne anlatılmak istenmiş, yazar burada neyi anlatıyor, ressam burada neyi anlatıyor, tasarımcı burada neyi anlatıyor. Ona dair okumalar yapsın diye konulmuş bunlar. Biraz öyle gör diyor, bu kadar güzellik gelişi güzel değil bu işler. Hem dahi meşheri sanat-ı ilahiye olan aktar-ı alem sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat-ı Rabbaniye'ye dikkat et. Burada bir haşiye var, ona gidelim. O bitkilerin, hayvanların ellerindeki ilanat neymiş böyle bize tutuyorlarmış, ilan. Yani dağıtırlar ya böyle AVM'lerin girişinde veya işte yolda da bazen dağıtıyorlar. Ne o, lokanta reklamı veya işte şurada mağaza açıldı veya işte şurada bir etkinlik olacak, ona gelin.
broşür, ilan dağıtıyorlar bize gibi gibi. Veya tanıtım şeyi dağıtıyorlar. Hayvanlarda, bitkilerde bu varmış. Aa, nasıl varmış bakalım. Evet, kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta gayet münakkaş, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna. Müzeyyen, süslü bir çiçek, nakışlı bir çiçek. Münakkaş, nakışlı demek. Ve gayet musanna, sanatlı ve murassa, yani taş çakılmış gibi bir meyve. Elbette gayet sanatperver, mucizekar ve hikmettar bir saniyin mehasini sanatını zişura okutturan bir ilannamedir. Meyvelere ilan broşürü gözüyle bakmak. Broşür diyoruz ama bu daha da komplike bir şey aslında. Broşürden çok daha öte. Yenilebilir broşür. Var mı öyle bir şey? Tatlı dağıtıyorlar mesela. Tamam, tadı var ama tanıtımı yok. Veya en azından şey tanıtım bana. Bu mağazanın ürünü şu kalitede falan, anlıyorsunuz değil mi? Mesela tatlıcının önünde baklava dağıtıyorlar. Ben de geçenlerde şuradan geçerken avcıların da meydana doğru var bir tane küçük bir baklavacı. Kapısının önünde dağıtıyordu. Bana da bir tane ikram ettir. Allah razı olsun dedim. Yedim. Ne anlıyorsun oradan? İçerideki ürünlerin kalitesini anlıyorsun o tatmaktan. Böyle bir bilgi veriyor. Meyvenin verdiği bilgi bu kadarcık değil ki. Meyvenin kokusu ayrı, görünüşü ayrı, içindeki biyoloji ayrı, kimyası ayrı, fiziği ayrı. Yani onun ağaçla ilişkisi, onun toprakla ilişkisi, onun gelecek nesil ağaçlarla ilişkisi falan, bunu düşündüğün zaman ya orası broşür de değil, kitap. Kitap da değil, kütüphane. Yani her bir meyve bir kütüphane Allah'ı tanıtma hususunda. Oraya bakıp Allah'ı tanıyacaksan, oradan Allah'a delil bulacaksan her bir meyve bir kütüphane. Cenab-ı Hak dallara asmış. Böyle duruyorlar. Ya sanki ilan tutturulmuş gibi. İlanı sen nereye asarsın? İlanı sen de insanın böyle baş hizasına, hani göreceği bir hizaya asarsın. Tutup yere yapıştırmazsın. Gerçi şimdi yere de yapıştırıyorlar. Ama genelde öyle yapılmaz. Böyle alın hizasına, gözle temasın doğrudan olacağı bir yere ilan asılır. Ya ağaçlardaki meyveler de öyle. Hani böyle hemen gözle temas kurabiliyorsun. Veya alttakini görüyorsun, üsttekilerin de olduğunu anlıyorsun. Uyanıyorsun yani. Aa, burada diyorsun kayısı ağacı varmış, burada elma ağacı varmış falan. Aynı o şekilde diyor. Cenab-ı Hakk'ın sanatını, güzelliğini anlatan ilanname gibi. Arkadaşlar, bu söylediğim belki size adiyattan geliyor ama bu bir eşiktir işte. Fatiha'nın içindeki eşik gibi. Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil Alemine Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Orada atlıyoruz ondan sonra. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Önce alemi tefekkür ediyoruz. Sonra da ya Rabbi, yalnız sana ibadetler, yalnız senden kulluk dileriz. Kulluk ederiz. Yalnız sana ibadetler ve yalnız senden yardım dileriz. Şimdi herhalde doğru oldu. Diyoruz, orada bir eşik atlıyoruz yani Allah'ı tanımaktan, onunla ilgili şeylerden biz ve Allah ilişkisinin zeminine geçiyoruz gibi. Burada da bir eşik var. Varlığa amaçsızlıktan amaç biçmeye başlıyoruz. Bediüzzaman'ın böylesi tefekkürlerle bize alıştırdığı pratik bu. Meyveyi gördüğünde meyveymiş, ağacın meyvesi, tamam işte bu tadı şöyle falan, bunu ektiğin zaman işte ağaç çıkıyor falan, böyle değil de ya bununla bana bir şey anlatılıyor, bak bir şey anlatılıyorun emaresi var bunda, asmışlar tam gözümün hizasına, güzel koku vermişler tam dikkatimi çekecek şekilde, güzel bir rengi var, tam bakayım istenmiş gibi. Bu ondaki sergi özelliklerini kavramak, arkasındaki amacı gösteriyor. Onun sergi özelliklerini yitirdiğiniz zaman o bir sıradanlık oluyor sizin için. Yani sergiye giren bir insan nasıl bir niyetle girer, nasıl bir dikkatle girer, nasıl bir teyakkuzla girer, edeple girer, araştırmacı bir gözle girer, değil mi? Sergiye giriyorum ya işte falanca ressam gelmiş, bilmem ne, bilmem soyutçu, bilmem dışa vurumcu, bilmem ne şu bu, bir dalda usta bir şey, o adam muazzam bir ressam. Bunun resimlerine iyi bakayım ben falan. Girersin böyle sergiye. Dikkatle resimlerin başında durursun. Cahil demesinler diye böyle bir dikkat edersin falan filan. Benim gibi anlamayanlardansanız, hani sağdan soldan bir şey demesinler diye
bakarsınız böyle. Serginin adabı böyle olur. Ama sergide değilsin. Pazara gittin mesela. Pazara gittiğin zaman kendini sergide hissetmiyorsun çok. O psikolojiyle gitmediğin için. Domateslere şey yapıyorsun. Elmalara bakıyorsun falan filan. Arkasını düşünmüyorsun hiç. Ya Allah'ın sanatı hakkında bu saygısızlığımız doğru değil. Ha biz bunu saygısızlık olsun diye yapmıyoruz ama ya o biraz şeye ihtiyaç var. Hani edebe ihtiyaç var. Galeri psikolojisine ihtiyaç var, sanat psikolojisine ihtiyaç var. Mümin insanın kainata bakarken, şeylere bakarken, her şeye bakarken bir miktar sanat psikolojisi kuşanması lazım. Çünkü bu arkasına dönük dikkat demektir. Yani onu harf görüp bütündeki anlamı çözmeye çalışmak demektir. Manayı, harfi, manayı, ismi, üstadın öğrettiği o bakışlar var ya. Bir şeyi harf görüp bütündeki anlamı anlamaya çalışmak var. Bir de isim görüp onda kaybolmak var. İşte bizim pazardaki gezişimiz, belki ormanlara gidişimiz böyle yeşillik hava alalım falan diye gidişimiz bu. Onda kaybolmak üzere, onda kaybolmak üzere gitmeyelim. Onun arkasında geçmeye gidelim. Bir sergiye giriyormuş gibi. Gavurların kendi mesleklerinde, kendi sanatlarında, kendi işte heykel tıraşlık mıdır, ne bileyim ressamlık mıdır, modern sanat mıdır nedir? Onlarda başardıkları o şeyi, o sergi psikolojisini müminin kainata karşı başarması lazım. Mutlaka aldığımızda bir eriyi elimize, hani bir beş dakika onun bizde bir tefekkür hakkı var. Elbette elhamdülillah, yani yeriz, bismillah der, yeriz, elhamdülillah deriz. Ama zikir, fikir, şükür diyor üstad değil mi? Bir de tefekkür kısmı var bu işin yani. Bak şimdi yine gerekti orası. Çünkü bahis orayı açtı. Birinci söze gidelim. Bakınız birinci sözde biz zaten yola buradan çıkmıştık. Bak, 10. söze geldik, hala birinci sözdeki mevzuyu konuşuyoruz. Neydi o? Hemen hatırlayalım onu da sizi çok sıkmadan. Tablacı hükmünde olan sual, bir soru var burada. Diyor ki, birinci sözün sonu burası. Sual, tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Ya bu serginin sahibi ne fiyat istiyor ya? Normalde insan sergisinde böyle böyle durum. El cevap, evet mün'im-i hakiki, hakiki nimet veren, bizden o kıymetli nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Bak, zikir şükür değil sadece, fikir de var. Başta bismillah zikirdir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetdar harikayı sanat olan nimetler, Ehad, Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetdar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise, öyle de zahiri mün'imleri medih ve muhabbet edip mün'im-i hakikiyi unutmak ondan 1000 derece daha belahettir. Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam diyordu. Birinci söz, bakın 10. söze geldik, aynı mevzudayız. Kainata böyle bakabilme diye bir konumuz, mevzumuz, ehemmiyetimiz var bizim, önemsediğimiz bir şey var bizim. Bunu başarmalıyız, bunu başarabilirsek zaten kainat Allah'ın ayetlerine dönüşecek. Onlarla dolacak, taşacak. Öyle bakmadığımız için şu an biz müşkülü yaşıyoruz. Çocuğuma Allah'ı anlatamıyorum, çocuğuma dini anlatamıyorum. Niye anlatamıyoruz, niye var bu problem? Çünkü çocuğa şeyi öğretememişiz ki, kainata Allah'ın eseri olarak bakmayı. O çocuk senden pazar psikolojisiyle galeri dersi alıyor. Anlamıyor onu. Önce bir hani kainat algımızın arkadaşlar ayarına oturması lazım. Yani ben Bediüzzaman Hazretleri'nin bu derslerinden bunu aldığımızı düşünüyorum. Hem de Bediüzzaman Hazretleri'nin bizi bu yönde uyardığını düşünüyorum. İnsanın kainat algısı düzelmezse din algısı da
düzelmiyor. Ya da şöyle söyleyelim. Kainat algısı eserden müessire bakışa dönüşmezse din algısı içine münhasır kalıyor. Dışındaki ayetleri okuma noktasında, belki içindeki ayetleri okuma noktasında sıkıntı yaşıyor. Yani o geçişkenliği sağlayamıyor, o pratiği yakalayamıyor. Biz kainatta o pratiği yakalarsak onu her yerde yakalayabiliriz. Yani mesela hep konuşuyoruz, bir şeyin var olması için ilim, irade, kudret lazım diyoruz değil mi? Niçin? Mesela bir masa var önümüzde. Bu masa hem onu ebilmek anlamında kudret ister, yani bu masayı, malzemesini taşıyabilen, kaldırabilen, kesebilen, çakabilen, birleştirebilen birisi olmalı bu masayı yapan. Bir, iki, bu masayı yapan kudretin çok seçenekleri var. Bu masayı değil de bir sehpayı da yapabilirdi veya bir dolabı da yapabilirdi, bir ne bileyim herhangi bir tahta aksesuar da yapabilirdi. Onlar için de masanın yapılması sürecini gerektiren amelleri seçebiliyor olması lazım. Bak, seçme gücü olması lazım. Çünkü irade olmazsa, o seçme gücü olmazsa kudret her yere akabilir. O Pirelli reklamındaki şey vardı ya, kontrolsüz güç güç değildir gibi. Yani bir kudret, kontrol olmazsa gene o fiili, sistemli bir fiile akamaz yani o şey. Mecrana yerleşemez, bir şekilde bir şey oluşturamaz, selle bir şey olmaz. Neyle bir şey olur? Suyu kontrol ediyorsanız bir sulama sistemi yapabilirsiniz, bir şelale yapabilirsiniz, bir ne bileyim akarsu, tatlı bir şey yapabilirsiniz ama selle bir olumlu bir şey elde edemezsiniz. Sel çünkü kontrolsüz bir güçtür bir nevi. Örnek olarak kullanabiliriz bunu. Yani ama akarsudaki o kontrollülük, o sizin barajlarla, bentlerle, şunlarla, bunlarla sağladığınız o akışkanlık süreci, onlarla bir şey başarabilirsiniz. O iradeye misal olabilir mesela. Üçüncüsü, ilim de lazım. Yani bu masa yapmak nasıl bir şey, nice bir şey, bunu bilmesi lazım. Bilmeden nasıl masa yapacak? Yani bir ilim lazım, o şeyi yapacak ilim lazım. Çay yapmasına bile, çay yapmasını bilecek ilim lazım. Çay nasıl yapılıyor? Bilmeden yapamazsın ki. İki, sen sadece çay yapmasını bilmiyorsun, kahve yapmasını da biliyorsun, ıhlamur yapmasını da biliyorsun vesaire. Onların içinde çay yapabilmeyi seçmen lazım. İrade de bunu gösteriyor. Kudret 3, biliyorsun ama gücün yok. Allah korusun, kimseye vermesin. Felçlisin mesela, gidemiyorsun mutfağa kadar buradan. Bildiğin, seçtiğin ne faydası olur? Kudret de lazım. Bilmek anlamında kudret de lazım. Şimdi bunu kafana yerleştirdiğin zaman sana diyorlar ki ya işte ağaç nasıl oluştu? İşte binlerce yıllık tesadüfler eşliğinde. Ya tesadüfle bu sistemlilik olur mu? Bak hemen tık 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 oraya geliyorsun. Adam diyor işte binlerce yıllık evrim sürecinde bilmem. Ya arkadaş, ben şuraya inşaat malzemesi koyayım, 10 bin yıl sonra geleyim, bu inşaat malzemesi kendiliğinden bina olur mu? Olmuyor. Bu nasıl oluyor? Sen nasıl bunu canlılığa uyguluyorsun ki? Canlılık o inşaattan milyon kere daha karmaşık bir süreç. Yani bu ilişkiyi pratiğe döktüğünüz zaman, kafanızda yerleştirdiğiniz zaman, batılın oluşturduğu algı kırıldığı zaman artık kainat ayetler sergisine, meşherine dönüşüyor arkadaşlar. Evet, burayı da ziyadesiyle izah ettik veya çene çaldık, izahı da başaramadık. Cenab-ı Hak başaranlardan eylesin, muvaffak eylesin, tevfik hüdadan. Evet. Mehasin-i rububiyetin dellalları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin güzelliklerinin dellallarıymış. Kimler? Peygamberler ve evliya. Onları duyuruyorlar bize. Nasıl ağacın meyvesi var, insanın da peygamberi var, evliyası var. Bak nasıl bağladı. Bir kanun bu. Bu bir kanun. Onların ilancısı varsa bunların da ilancısı var. Onlar böyle meyveleriyle duyuruyorlarsa, insanlık da peygamber meyvesiyle, Allah dostlarının meyvesiyle yine aynı duyuruculuğu, ilancılığı, dellallığı yapıyor o sergi için. Nasıl müttefikan Sani-i Zülcelal'in kusursuz kemalatını harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzar-ı dikkati, dikkat nazarını celbediyorlar.
Peygamberler bunu yapıyor. Allah dostları bunu yapıyor. Bütün varlık aslında bunu yapıyor. Bütün varlık bizim dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Dikkatimizi çektiği zaman da bizi ödüllendiriyor. Meyve dikkatinizi çekti. Ödülü nedir? Tadıdır, lezzetidir, kokusudur. Çünkü bak diye yaratılmış. Tat diye yaratılmış. Kokla diye yaratılmış. Ona onu verirsen o da sana karşılığını veriyor. Hikmetin neda olduğunu hissettiriyor yani. Doğru yolda olduğunu hissettiriyor. Yıldızlar. Bakalım diye yaratılmışlar. Çünkü bakması bize çok iyi geliyor. İmam Gazali Hazretlerinin rahmetullahi aleyh gökyüzüne bakmanın faydaları diye de çevrilmiş bir kitabı var mesela. Kur'an'da hani emrediliyor gökyüzüne bakmazlar mı diye. Yani bakın Cenab-ı Hak böyle emrediyor. Oradaki ayetlere nazar etmemizi emrediyor. Bu hakikaten insan iki ayak üzerindeki canlı olarak gökyüzüne bakacağı da buradan da belli yani. Fiziğinden, fizyonomisinden belli. Dört ayaklı olsanız göğe bakabilir misiniz? Zor. Ama iki ayaklı varlık göğe bakabiliyor. Hani sanki o iki ayak üzerinde yaratılmamız da gökyüzüne bakma ödeviyle yaratıldığımızın delili. Ve o yıldızlar parlıyor sönüyor, parlıyor sönüyor falan. Böyle bir şey, hareketlilik var gökyüzünde. Bir karanlık, bir aydınlık falan. E bu da bir dikkat çekme şeyi gibi. Sanki gökyüzünden bize selektör yapılıyor. Bakalım dikkatimiz çeksin o ayetler diye. Gibi gibi. Uzatmayayım. Yani kainat biz ona bakalım istiyor. Biz onunla ilgilenelim istiyor. Biz onu tefekkür edelim istiyor. Bu bizim hem imtihanımız, hem imtihanımız hem mükafatımız. İmtihan nasıl oluyor? Onda boğulabiliriz de manayı ismiyle bakıp ondan Allah'a varamayıp ondaki teferruatla boğulabiliriz. İşte güneş şöyle, işte şu kadar hidrojen yanıyor, bu kadar patlama oluyor, bilmem ne, işte şöyle şunlar şunlar. Da o seni nereye götürecekti? Ona bir bak bakalım. Onda boğulabiliriz de ama onu aşarsak arkasındaki yaratıcıya, eserden müessire, fiilden faile çıkabiliriz. Onunla ahiret meyvelerini koparabiliriz. Demek bu alemin saniyinin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. İlancılar, duyurucular olduğuna göre bizim gördüğümüzden fazlası var. Zaten hepsini görüyor olsaydık ilancıya, duyurucuya gerek yoktu. Bunlar daha arkası için teşvikçi. Mesela işte o ben tatlıcıya girerken kapıda bir tane bir dilim bir şey verdiler. Ama bundan ibaret mi tatlıcıda olanlar? Orada 40 çeşit tatlı var. Bana bir tane verdi. Ne için? Hani bir içeriye bak. Daha içeride neler neler var. Bir heveslen. Bir dilin böyle bir alışsın. Bir işte gönlüne, nefsine bir şevk gelsin diye tattırıyor. Gibi gibi kainatta da Allah dostlarının varlığı, peygamberlerin varlığı, o meyvelerin varlığı. Diyor ki Allah'ın gizli hazineleri var. Bu bundan ibaret değil. Burası sadece davetiyeci. O hangi sözdeydi? Kuyu duvarında, 8. sözdü galiba. Kuyu duvarındaki asıl adamın o incir ağacını yorumlayışı gibi. Yani bunlar numune diyor. Bir ağaçtan bu kadar meyve çıkar mı? Onu da konuşmuştuk o sözde. Bunlar diyor arkadaki şeyi anlatıyorlar. Önünüze bir menü geldi. Menüye baktığınız zaman ne anlıyorsunuz? Bunlar varmış diyorsunuz. Yoksa sadece menü okuyun diye verilmiş bir metin değil. Arkasına varmanız için, tefekkür etmeniz için verilen bir metin. Gibi gibi. Demek bu alemin saniyinin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Bunlar onların davetçisi. Çünkü gizli kusursuz kemalat ise takdir edici, ihsan edici, maşallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister. Pardon, şurayı bir konuşalım önce o zaman. Çünkü gizli kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici, maşallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Hadi diyorum ya ben yeğenim var küçük. Bak güzelliği var, göstermek istiyor. Bir küçücük çocuk mesela daha küçüğü, bizim Muhammed Salih ondan da küçük. O 4 yaşında, bu daha 1 yaşına geldi, 1,5 yaşına belki geldi. Bir şey yapacak mesela, hep bizim dikkatini çekmeye çalışıyor. Onun abisi de küçükken öyleydi mesela. Sen de bak, sen de bak, sen de bak. Herkese baktırırdı kendisini. Ondan sonra yapardı ne yapacaksa. Taklama atacak. Veya işte başka bir hareket mi yapacak? Güzel bir şey yapacak yani.
bizi şenlendirecek bir şey yapacak. Ama öyle bir kişi iki kişi değil. Hiç kimse başını çevirmesin istiyordu. Herkes baksın. Gibi gibi. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın da bir güzelliği var. Bizim bilmediğimiz ne ne katmanları var. O gizli kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici, maşallah diyerek müşahedecilerin başlarında teşhir ister. Ya güzellik var ama görünmek istemiyor. Böyle bir şey olmaz. Güzellik mutlaka görünmek ister. Görünmezse hakkı eda olmamış sayılır. Yani o güzelliğin hakkı tezahürdür. Tezahür etmezse hakkı verilmemiş olur onun. Adam çok iyi matematikçi ama iki kere ikiyi bile çarpmadı ömründe. Olmaz deriz böyle bir şey ya. Bu mantıksız deriz. Adam çok cömert ama bir lira bile vermedi şimdiye kadar. Olmaz deriz böyle bir şey. Cömertse vermiştir mutlaka. Vermezse cömert olamaz zaten deriz. Bak, tezahür sıfat ilişkisi açısından söylüyorum. Sıfat tezahür etmek ister ya. Gözükmek ister. Evet. Çok iyi futbol oynuyor ama ayağını topa dokunmuş değil. Olmaz böyle bir şey yani. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister. Eğer o kemalat hep ondaysa o da hep gözükmek ister. Ha şimdi güzel birisi çirkinleştiğinde belki o kadar görünmek istemeyebilir. İyi bir matematikçi ama hafızası zayıfladığında, dimağı yorulduğunda belki o işlere girmek istemeyebilir. Veya işte iyi bir sporcu kondisyonu zayıfladığında, fiziği zayıfladığında futbol oynamamak isteyebilir. Bu normal çünkü onun daimi şeyi değil, sıfatı değil. Geçici bir sıfattı. Sıfatın inkişafı zamanında o da gösterdi. Ama sıfat düştüğü zaman artık göstermek istemiyor onu. Çünkü yapamıyor zaten sahada onu. O hareketleri yapamıyor. İstediği gibi yapamıyor. İstediği gibi koşamıyor. İnce ayarla topa şekil veremiyor. Vesaire gibi. Ama ya daimi ise Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında böyle eksilme, noksanlaşma, değişme, yaşlanma, haşa sümmaşa var mı? Yok. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister. Hep görünmek ister, hep yansısın ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devamı vücutlarını ister. Bak sergi devam ediyorsa ziyaretçilerin de devam etmesi lazım. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sükut eder. Eğer bir izleyici daimi değilse, orada sürekli kalmayacaksa, sürekli istifade etmeyecekse, senin ona tattırdığın güzellik onun için yoksunluk olur. Adamı getirdin, bir ev verdin, çok saray gibi bir ev, bir ay, iki ay, üç ay, bir yıl, iki yıl, üç yıl misafir ettin, sonra tekmeyi bastın gönderdin. O ettiğin üç yıllık iyiliği mi hatırlar? Yoksa ulan ne adammış ya bizi evden kovdu mu onu mu hatırlar? Genelde insanlar son yaptıklarıyla hatırlanır. Niye? Çünkü son yaptığın kalıyor. Ötekiler fani geçti gitti. Adama çok güzel bir yemek yaptın. Komşuya da kokusunu sezdirdin, aldırdın. Ama götürmedin, bir tas vermedin. Bir lokma vermedin. Bu neye yarar o adam? Nasıl anlar bunu? Hayra yormaz lan der. Nasıl bir adam, nasıl bir ham bir adam yani. Yiyor, içiyor ama bize hiç vermiyor, ikram etmiyor. Bak orada kurban kesti, bir parça kurban eti getirmedi. Gibi gibi. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sükut eder. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sükut eder. Burada bir haşiyemiz vardı. Onu okuyalım. O haşiyeyi okuyarak burayı bitirmiş olalım. Evet, durub-ı emsaldendir ki bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş adi bir adamı huzurundan tard eder. O adam kendine teselli vermek için tuh ne kadar çirkindir der. O güzelin güzelliğini nefyeder. İnkar eder yani. Hem bir vakit bir ayı gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez. Asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla ekşidir der. Cümler gider diyor haşiyemiz ve böylece bu sayfadan 108. sayfaya geçmiş oluyoruz. İnşallah yarından itibaren 108. sayfadan tefekküre devam etmeye çalışalım. Cenab-ı Hak sizden razı olsun. Galiba süremizde bir parça geçirdik. Kusurumuza bakılmasın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.